Allah Azze ve Celle Tahirat Evladı Resulü Ashab Güzel Efendilerimizin Seher Enbiye Azam ve Resulü Ekrem Hazretlerinin Erbah Şeriflerine Pirimiz Bilal-i Habeşi Radiyallahu Anh Efendimizin Mehmandarı Resulü Kibriye Ayıp Sultan Halid Benzel Ebu Yevul Ansari Radiyallahu Anh Şah Murşid Anca Hacı Muhammed Buhad'ın Erçbendin Buhari Mevlana Celaldin ve Mevlana İzzeddin Hadil Bağdadi Sahibu Zaman Kıbretül İslam Şeyh Mevlana Muhammed Nazım Adil Hakani Sahibu Seyyid Şeyh Abdülkübüs-i Rabani Kaddes Allah-u Eser'in um, Hazretin Erbahi için Hadim el Şerif Şerifen Yavuz Sultan Selim Han, Ebel Fatih el Magazi Fatih Sultan Mehmet Han ve Serdar Hakan Sultan Abdülhamid Han Cennet Mekan, Ferdavus Aşen Hazretin Erbahane ve Avni Enayetine... Allah husus bu caminin bayinesi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş İmam Muazzin Kayyim, cemaatinin ve kafi ehli iman ervahi için, Allah rızası için el Fatiha. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله أكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نحمد الله تعالى ونستغفر شر لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وزوجه وصحبه التابعين ولا الراشدين بعد من وزي ما على تحقيق خصوصا منهم على لميت خلف رسول على تحقيق أمار المؤمنين حضره ابو بكر وعمر عثمان وعلي وعلى باقي صحابه التابعين رضوان مجمعين يا ايها المؤمن الحاضرون İtakun Allah Teala ve inna Allah mellezine hum muhsinun. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm hamdü senalar alimlerin Rabbi olan Allah'adır. Tüm hamdü senalar Kur'an-ı Kerim'in Nal suresinde şöyle buyuran Allah'adır. Bismillahirrahmanirrahim. Sizin Allah'ınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük tasla taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah, onların gizli gizlediklerini ve açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda, öncekilerin masalları derler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et! Yüklendikleri ne kötüdür. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temellerinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi. Ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler. Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. O kafirler nefislerine zulmederken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiç kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler onlara. Hayır. Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Haydi, içine ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakının, sakınan kimselere, Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken selam size yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete derler. O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilik kendilerine zulmediyorlardı. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. Sadakallahu lazim. Tüm salat ve selam peygamberler sultanı, nebilerin efendisi, günahkarların şefaatçisi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın üzerinde olsun. Kendisi hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İnsanların mahşer yerine çıkacakları gün Kabrinden ilk çıkarılacak olan benim. İnsanların Allah'a vardıkları zaman hatibleri benim. Onların her şeyden ümitlerini kestikleri zaman müjdeleyicisi yine ben olacağım. Hamd sancağı o gün benim elimdedir. Rabbimin yanında Adem oğullarının en değerlisi benim. Fakat övünmem. Salat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri haktır. Salat ve selam onun asil ailesinin mübarek sahabelerinin üzerinde olsun. Salat ve selam dört hulafayı din Hazreti Ubeyir Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman İl Hazreti Ali Murteza ve son güne dek onları takip edenlerin üzerinde olsun. Salat ve selam ahiret sultanları olan Nakşibendi yolunun hacegani üzerinde olsun. Salat ve selam sünnetin muhafızları olan ve 600 sene boyunca ümmeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesinde tutan Osmanlı sultanlarının üzerinde olsun. Allah onları sevenleri sevsin ve onlardan nefret edenlere lanet etsin. Amin. Ya eyyuhel müminun, ey iman edenler! Bugün cemaziyel evvelin son cumasıdır. İnşallah birkaç gün içinde cemaziyel ahir ayına gireceğiz. Sonra da üç ayların kapısı olan Recep Şehrullah'ı idrak edeceğiz. Müminler değişim daha iyi müminler olma şansını taşıyan bu üç ayları iyi bir şekilde değerlenmelidir. Şeyhimiz Sabi Seyf Şeyh Abdülkerim Kıbrıs'a Rabbani Kaddesi Allah'u diyor ki mümin olan kişinin sahte bayramlar yerine mübarek gün ve gecelerin peşinde koşturması gerekiyor. Şöyle buyuruyor. Neyi önemsiyorsun? Yeni yıl. Yeni yılın senin için en kutsal gün olduğunu inanmaya başlayacaksın evet. Ama öyle değil. Bu Hristiyanları da kandırdılar. Yeni yılın İsa'nın doğum günü olduğunu zannediyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu diyorlar. Hayır, yanlış. Ama Müslümanlar da bu ahmaklığın içine düşmüş. Uyanmamız lazım. Allah subhanahu ve teala bize kendimizi daha iyi kullar olmamız ve yol boyunca yaptığımız hataları telafi etmemiz için bize mübarek gün ve gecelerini gönderiyor. Bunu yaparsak kendimiz kazanırız. Değilse çocuklarınızı şunu bunu sevdiğinizi iddia etmeyin. Çünkü bu sefer onları sadece bu dünyada görürsünüz. Ahirette sonsuz bir ayrılık olacak kendilerini Allah ve Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a cennete hazırlamayanların başına sonsuz bir ayrılık gelecek. Kıyamet gününde ana baba çocuklarından kaçacak ve kim kimde ne hakkım var onu alayım diye koşturacak. Çünkü herkes için çok ama çok zor bir gün olacak. O zor günü, kıyamet gününü hatırlamak mümini uyandırıp kendisine getirir. Ölümü hatırlamak kişiyi uyandırıp gafletten çıkarır. Bu hayatın geçici olduğunu ve Allah'a geri döneceğimizi hatırlamak kişiyi daha da takvalı hale getirir. Allah korkusunu daha da arttırır bu. Hz. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki, en güzel mülk takvadır. Ve hikmetin başı da Allah korkusudur. Ölümü hatırlamak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emridir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında gülüp oynayan insanlar gördü ve onlara şöyle buyurdu. Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız. Bir defasındaysa Hz. Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz'e şunu sordu. Şehit olmamasına rağmen şehitlerle birlikte haşret olunacak olan biri var mıdır? Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet dedi. Her gün ve gece ölümü 20, kez, 20 kere hatırlayan kişi onlarla birlikte haşr olacak. Resulullah Efendimiz'in çok sevdiği sahabelerden biri olan Üsame bin Zeyd hazretlerinin bir ay sonra ödemek üzere bir şey almak için borçlandığını duydu. Ve şunu söyledi. Bir ay vade ile satın alan Üsame şaşmıyor musunuz? Üsame uzun emel sahibidir. Allahu Teala'ya yemin ederim ki gözüm açıldığı zaman kapaklarını kapanmadan lokmayı yuttuğum vakit onu hazmedemeden öleceğimi düşünüyorum. Ey Adem oğulları, aklınız varsa kendinizi ölülerden sayınız. Yemin ederim ki size vaat edilen ölüm gelecek. Ona engel olamayacaksınız. Ölümümüzü unuttuğumuzda ve sonsuza dek yaşayacağımızı şeytan bu şekilde bizi kandırdığında Bizde bir şeyler ölür. Bir hastalığa kapıl kapılırız ve ruhumuz ölür. Günümüzde endişelerimiz ve kaygılarımız sonsuz hale gelmiş. Bunun sebebi ise bunu unutmak ve ruhun ölmesidir. Şeyh Efendi bununla alakalı şöyle diyor. Ruhun ölmesi dünyada ölmek gibi değildir. Ruhun öldüyse kaybettin demektir. Mahvoldun. Süpürülecek ve bir daha asla varlığa gelemeyeceksin. Bunu şeytan bile istemez. Şeytan diyor ki cehennem ateşinde sonsuza kadar kalmayı tercih ederim. Beni yokluk alemine gönderme. Bana bir beden verdin ve zuhur ettirdin. Beni yokluk alemlerine atma. Tabi cahil olan kişi ne olmuş yani diyecek. Hem cahiller hem de boş kafalılar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ömür çok kıymetlidir. O hayatı nasıl harcıyoruz? Hangi şekilde ve hangi amaç uğruna harcıyoruz? Önemli olan bu. Allah yolunda harcıyorsak o zaman vazife yerine getirmemiz lazım. Hem vazife yerine getirip hem de ömrümüzü Allah yolunda harcarsak acının, kederin, tüm bu dünyevi felaketlerin kalbimize geleceğini mi sanıyorsun? Hayır. Hayatında bir sürü şeyler yaşasan dahi inişler çıkışlar, fiziki cezalar, maddi cezalar. Allah imanını test etmek için maddiyatı kaldırdığında her defasında imanın daha da güçlenir ve şükür ya Rabbi elhamdülillah dersin. Teşekkür ederim. Bana bir şey hatırlattın ya Rabbi. Aciz bir kul olduğumu bana hatırlattın. Bu sefer iman artmaya başlar. İman arttıkça her şey açılmaya başlar. Her şey imanla olur. Şeyh Efendi'nin sözleri ise haktır. Ölümü düzgün bir şekilde hatırlamak bu hayatı nasıl harcadığımıza dikkat etmemizi sağlar. Bu hayat bize, bu ömür bize ait değil. Allah'a aittir. Bu hayatta ancak Allah için yaşayıp bize tayin edilen vazifeyi yerine getirmekle tatmin olunur. O vazifeyi yerine getirmekse bunu yapmazsak bu hayatta asla saadeti bulamayız. Kesinlikle de kabirde cezaya maruz kalacağız. Allah bizi korusun. Sultan Evliya Şeyh Mevlana Muhammed Nazım El Hakkani diyor ki kabrin zorlukları da var. Allah'a sığınırız. Cesedi gömüp ayrılıyoruz ama Kabirde bana gel. Bana gel diyor. Kabrin zorlukları. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Kabir ya cehennemden bir çukur ya da cennetten bir bahçedir. İnsanların %99'unun kabri şimdi cehennem çukuru olmuş. Aman ya Rabbi. Bizleri affet ya Rabbi. Bizleri düzeltecek olan efendiyi bize göndersin inşallah. Biz bekliyoruz. Ben onu bekliyorum. Düzelelim de kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulalım. Tüm kabirler yılanlarla, çıyanlarla dolmuş şimdi. Allah bizi affetsin. Bizi affet yarabbim. Benim korkum budur. Ben bundan korkuyorum. O kadar küçük bir yerde kişi nasıl bir ızdıraptan geçecek? Kabrin içindeyken kabir emir verecek. Sıkıştır. Kemikler böyle birbirine geçecek kabrin içinde. Dışarıya bir ses seda gitmez. Baksan bir şey göremezsin. Duymaya çalışsan duyamazsın. Onun halini göremezsin. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Herkes oyun zannediyor. İslam'ı basit bir şey zannediyorlar. Bu dünyaya oyun oynamak için geldiğimizi zannediyorlar. Bu dünyaya gelişimizin bir sebebi var. Bizi gönderenin bir sebebi var, gayesi var. Buraya hiçbir şey için geldik, öylesine yaratılmadık bir ağaç diktiğimizde, bir zeytin ağacını diktiğimizde ne içindir? Zeytin içindir. Biz de yaratıldık ve bizden güzel amel çıkması lazım. Allah'a hürmet edip sevmek, emirlerine uymak için geldik. Şeref bulmak için geldik. Şeyh Mevlana'nın sözü ise haktır. Allah bizleri kabir azabından korusun. Şeyh sözleri çok açık. Allah subhanehu ve teala bizi buraya bir gaye için gönderdi. Bir yaratılış gayemiz var. Zeytin ağacı zeytini için dikilir. Allah bizi bir amaç için gönderdi. Vazifemizi tamamlamadan dönersek ölümümüzde, kabrimizde, haşr olduğumuzda biz bir fe felaket bekliyor demektir. Allah bizleri korusun. Ceyfendi diyor ki: Şeytan bizi kandırıyor. Şeytan bize diyor ki: Allah'ın rahmeti orada merak etme. Allah ise bize başka bir ayet ediyor ki şeytan size Allah'ın rahmetiyle geldiğinde ona aldanmayın. Sana yazılanı yapman gerekiyor. Bunu taşıman lazım. Sana ne verildiyse taşıman lazım. Bunu taşımazsan Allah'ın rahmetini beklemek bekleyemezsin. Çünkü buna hazırlanmıyorsun demektir. İnsanlar her türlü yanlışı yapıp Kalbi Doğru yerdeyse Allah'ın huzuruna çıktığı zaman Ya Rabbi ben acizim dediğinde Belki Belki o kişi Merhameti Umabilir Ama biz istemiyoruz bile. Ya Rabbi beni affet bile demiyorlar Özellikle de bugünlerde İnsanlarla konuştuğunda neden dilemiyorsun? Neden bağışlanma dilemiyorsun dediğimizde ben hiçbir şey yapmadım, ben yanlış yapmadım. Niye isteyeyim ki? Kimseyi rahatsız etmiyorum diyorlar. Evet, bu bize yeter. Bizden öncekilerin örnek almamız lazım. Onların hayatlarıyla bizim hayatlarımızı karşılaştırdığımızda milyonlarca yıllık mesafe var. Onlar bu dünya için yaşamadılar. Ahiret için yaşadılar. Allah için yaşadılar. Allah'a hazırladılar. Ve Peygamber Efendimiz'e hazırlandılar. Her şeyi izlediler. Her adımı doğru bir şekilde attılar ve buna rağmen Allah'tan bağışlanma, mağfiret dilediler. Kul olan kişi bunu dilemeli. Evliyaullah Allah'ın huzuruna nasıl kul olarak çıkacağımızı öğretiyorlar. Onlar Allah'a kul olma makamına ulaştılar. Eğer onları takip eder, onlara itaat edersek ölümümüzde, kabrimizde, ahirette şefaate nail oluruz. Şeyh Efendi'nin buyurduğu gibi kul Rabbinden dilenmeli. İnşallah şeyhimizin sözleriyle bitiriyoruz. Bize Dua etmeyi öğrettiği şekilde dua ediyoruz ona. Allah bizleri bu özel günleri veriyor. Ve bize diyor ki, mağfiret dileyin bugünlerde. İyi bir kulu olmak istediğini bana göster diyor. İstiyorsan ben seni yaparım. Biz kendi kendimize yapamayız. Yapmamız gereken tek şey dilemek, dua etmek ağlamamız lazım. Acizimizi söylememiz lazım. O bizim acizimizi biliyor ama bunu onun huzurunda ifade etmemizi istiyor. İşte o zaman bize yardım ulaşır. Amin.